Kez arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuzun içeriği ne olacak? Tabii ki de çok fazla istediğiniz deneme kaynakları nelerdir? Onlarla ilgili bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, deneme gerçekten çok çok önemli. Şimdi sen diyeceksin ki hocam niye böyle diyorsun diyeceksin. Bak güzel kardeşim, sen ne kadar fazla deneme çözersen senin için o kadar iyi olacak. Yani farklı tip soru görmüş olacaksın, hem de konuları tekrar etmiş olacaksın. O nasıl oluyor diyeceksin. Bak güzel kardeşim, denemede zaten işlediğimiz konular ne olacak? Geçerli olacak onun içerisinde. Yani denemenin içerisinde geçerli olacak. Sen her çözdüğün soruyu, zaten diyelim ki matematik çözüyorsun yani. Çarpanlar ve katlar, ebap, ekok, yüzlü sayılar, kareköklü sayılar, onlar hepsi denemede olacak. Sen ne yapacaksın? Onları çözdükçe o konuyu tekrar etmiş olacaksın. Bu çok önemli. Anlaştık mı? Yani denemeler gerçekten çok önemli. Eğer sen gidip niteliksiz bir deneme çözersen, yani bilmediğin bir yayından çözersen, sana ne olacak arkadaşım? Çok fazla zarar olacak. Niye biliyor musun? Çünkü arkadaşlar soru tipleri çok çok önemli. Bizler için çok önemli. Sen şimdi TEOG tarzı soru çözersen ne olacaksın? Boşuna çözmüş olacaksın. Sadece kazanım odaklı çözmüş olacaksın. Ama arkadaşlar LGS odaklı çalışmamız lazım. Artık yeni nesil sorular maalesef biraz uzun ve biraz da zorlayıcı diyebiliriz. O tür soruları çözerek alıştırmamız lazım kendilerimizi ki. Şimdi diyeceksiniz ki hocam lafı uzatma da bize kaynak önerisi ver diyeceksin. Biliyorum, duyuyorum. Bak güzel kardeşim, mesela Hız Yayınları süper. Yani eğer Türkçe için deneme istiyorsan Hız Yayınları birebir. Gayet güzel. Ve master da olabilir. Yani Türkçe için master da olabilir. Ama ben genelde matematik için öneriyorum master'ı. Okyanus master'ı matematik için öneriyorum. Ondan sonra Nitelik Yayınları var. O da fena değil. Ondan sonra Palme var arkadaşlar. Palmiye mi? Palme mi? İkisinden birisiydi galiba. Şu an aklıma gelmedi ama onunla da ilgili çok fazla olumlu bilgiler aldım. Yani olumlu dönütler aldım. Hocam işte hocam bu deneme gayet iyi. Yani soruları gayet güzel diyenler çok fazla oldu. Ben de sizlere önermek istiyorum. İnceleme fırsatım olmadı ama sadece öneri, yani bana önerilenleri size önermek istiyorum. Arkadaşlar bir de Martı Yayınları var. Matematikte gayet iyi arkadaşlar. Yani LGS tarzı soru istiyorsanız Martı Yayınları alabilirsiniz. Gayet iyi. Güzel. Bende de kitabı var. İnceledim, çözdüm soruları. Hatta bazı sorularını Instagram'da atıyorum. Bazılarını oradan da görebilirsiniz. Arkadaşlar ondan sonra güzel yayınlar var. Bayağı güzel yayınlar var. Mesela Arı, Çanta, bunlar çok iyi. Fena değil yani. Şimdi diyeceksin ki hocam çok iyi diyorsun, fena değil diyorsun. Hangisi diyorsun? Bak şimdi güzel kardeşim. Fena değil dediğim zaten çok iyi anlamına geliyor. Anla yani. Anlaşıldı mı? Fena değil deyince çok iyi anlıyorman lazım. Benim limelerim böyle biraz farklıdır yani. Anlaştık mı? Şimdi evet, fena değil çok iyi dedim. Yani çok iyi anlıyoruz. Arı, Çanta, ondan sonra Muba Yayınları da fena değil arkadaşlar. Muba Yayınları da fena değil, alabilirsiniz. Gayet iyi. Yani şöyle yapın aslında. Tabii ki benim dediklerimi de alabilirsiniz ama diyeceksin ki hocam ben görmeden, sorulara bakmadan almak istemiyorum dersen güzel kardeşim, git bir kitapçıya. İşte ne bileyim, bizim İzmir'de Sevgi Yolu diye bir yer var. Orada kitaplar var. Bir sürü kitap var. Uygun fiyatı da alabilirsiniz oradan. Oraya git, kitabına bak, incele, soru tiplerine bak. Bu şekilde de alabilirsin. Evet, aklıma gelmişken Bilfen, Tudem, bunlar da fena değil. Bunları da alabilirsiniz. Aklıma geldikçe ben zaten sizlere bu şekilde videolar yayınlayacağım arkadaşlar. Sizlere faydalı olabilmek için zaten sizlere ne olacak? İleteceğim bunları. Çok da fazla vaktinizi almayayım. Gene yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman yorumlarınız benim için çok değerli ve hepinize cevap yazmaya çalışıyorum. Biliyorsunuzdur zaten sizler de. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.